da vurulmuş abim. Akşama kadar radyolar söylemiş, biz müziği açıyık, kapatıyık. Haber gelince kapanıyor. Habere gelince biz kapatıyoruz. Küçük kardeşim dedi ki, anne dedi, hep bugün dedi abimi soruyorlar dedi. Acaba dedi abime bir şey mi olmuş? Anam gitti komşulara sordu. Demişler yok. Yani bir şey yok. Biz öylesine sorduk. Sonra bir kadınla bir çocuk geldi. Elazığ'da öğrenciler gelmiş. Bizim evde kiracılar oturuyordu. Hı. Onların evine gelmişler. İstanbul'da telefon üzerine işte kağıt istiyorlarmış ki abimin cenazesini teslim edilir. Demişler duymamışlar, daha biz söyleyemeyiz. Sonra bir çocukla geldi, radyolar söylemiş. Kadın geldi. Evet, sen söyle. Dedi, İnsaf abla dedi, ben bir şeyler duydum, Battal abi nerede dedi. Anam artık bağırdı, oy dedi, bu da mı başıma gelecekti? Daha komşular toplandı, yok yaralıymış, yok bir şey olmamış, radyoyu kaldırdılar, ben radyoya sarıldım. İlk başta söyledi, Battal Mehetoğlu vurularak öldürüldü. İşte bu kadar. Sabahleyin baktık, gazeteyi getirmişler, o bir taraf beyaz duruyor ya. Dedim anne, abim vurulmamış, yaralıymış. Sonra okudum ki öldürmüş. Hem bu kadar işte. Ondan sonra da zaten daha. Annen 6 yıl yaşıyor değil mi Battal Mehetoğlu? 5 yıl yaşıyor Battal Mehetoğlu'dan sonra. 75'te öldü. Yani her gün mezara geliydi, ağlıydı. Çarmızı'dan buraya kadar? Çarmızı'dan buraya kadar yürüyerek geliydi, ağlıydı. Neler söylüyordu o zaman size? Yani evlat acısıyla mutlaka bir şeyler. Dedi ben gördüm, kurda kuşa göstermez. Yani dedi hastalansa, döşeğinin üstünde ölse yine ben derim ki Allah'ım çok şükür. Hastalandı öldü. Ama kulun eli zor değil. Kulun eliyle gitti. Yani İnönü yine açıklama yaptı yılbaşında. Dedi hani Battal Mehetoğlu'nun katili. Hemen sivil polisler geldi evimize. İşte insafına Battal Mehetoğlu'nun katili yakalandı. 16 tane içerdiler. Anama kağıt imzalattılar. Öğrenciler geldi dedi. Sen gördün mü katilini? Ki kağıt imzalısın. Hı hı. Anama kağıt imzalattılar. Dedi sen kağıt imzalattılar ki işte 16 tane yakalandı. Dosyayı kapatacaklar böylece. Tabii dosyayı kapatacaklar. Halbuki hiçbiri de yakalanmamış. Bir de Battal'la benim mezarımın arasında bir pencere açın diyor. Pencere açın ki ben soram oğlum suçun neydi seni vurdular. O zamanın başbakanı Demirel'e soramadı mı? Demirel'e görüştürmediler ki, başlıver Malatya'ya geldi. Gitti ki Demirel'e sonra, bizim Zeynel daha küçüktü. Demişti ki etsin, gidin Battal Mehetoğlu'nun kardeşini yuvaya alın. Dedi Fahri Korutürk müydü o zaman? Cevdet Sunay mıydı? Dedi Cumhurbaşkanı kendi torununu etsin. Yuvaya versin. Ben şimdiye kadar vermedim. Babasız büyüttüm. Bundan sonra da vermem. Ha, güve iyilik gazeteler yapıyorlar. Zaten, iyilik yapıyorlar. Gazeteler zaten hep başlık attı onu. İşte bu kadar. Yani, dedi 15 günüm kalmış ölümüme. Daha halen dedi ben Battal için aldım. Yani 15 gün sonra da öldü zaten, biliydi böylece. Battal'ın giysileri geldi mi size, vurulduğu giysileri? İş çamaşırları geldi. Çamaşırı geldi, onu da mezarına ağzımın üzerine koyun dedi. Annen yüzüne örtüldü. Evet, yüzünü örttük. Zaten bir sefer iş çamaşırını daha gittik, kimse bilmiyordu ki İstanbul'a gittiğini. Hı. Komşular bile bilmiyordu İstanbul'a gittiğini. Kimse duymadan ölüsü geldi. Bir ayın içinde. Evet. Battal Mehetoğlu'nun kardeşi Fadime Hanım anlattı. Bugün ayın kaçıydı? 27 Temmuz 2013. 27. Malatya.